Vendit, kryetar, ekzekutiv, media dhe gjithë ju të premishëm. Përfillim lidhjen e seancës së rregullt, i cilën e tretë po mendoj, me të cilën ju ka ardhur materiali edhe përmes rekomandimeve që kanë dhënë nga Komiteti për Politikë dhe Financa. Po, në shukri qëni. Përshëndetje kryesues, përshëndetje kolegë komendant, përshëndetje pranishëm. Në se me përmu seancën, unë kërkojnë nga kolegë komendant të edhe nga ju që të ndërëjnë generalin Esat Krasniqi, në dhe punëtar dhe përndjekur nga vitet 90 nga pushteti Sërbëslav, dhe një luftetar në legjendë luftës së ushtrishin të atë Kosovës. Për të dhe kolegu tjetër për edhe për tjetër për me kërkova që për besnik, edhe për besnikën, po do fletë profesore për besnikën. Së dhe për që një shkurë. Për ndërit, urë me marën e lëskurëti. Përshëndetje për të gjithë, i nderuar kryetari komunës, i nderuar kryesues, të nderuar antar të kuvendit, të nderuar drejtor, të nderuar media dhe pranishëm në këtë sallë. Si që keni marrë informacionin, para disa ditësh, u ndon nga jeta profesori i gjimnazit Gjon Buzuku, Besnik Krasniqi. Besniku gjatë punës dhe veprimtarisë së tij dhe shembullin e një njeri të paisur me dije, i ndërtuar me parime dhe një njeri i cili fal të dashuri për familjen, për profesionin dhe për avdhelin. Besnikun e karakterizon të frimzimi i gjeneratave për të dashur vendin e popullin e vetë. Prandaj, nga ky kuvend, pra kërkoj që të nderohet puna dhe veprimtaria e ti me një minutë rreshtje. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë, për Esat Krasniqin, një veprimtar i luftës dhe i poqës, pashtu e për Besnik Krasniqin, një profesorin dhe ruëm, bëjmë një minutë heshtje. Falënderit. Vazhdojmë punimet, kemi në rendin e ditës për parat, në pikën e kemi shqytimi dhe miratimi i proces verbaleve të datës 28 janar dhe 25 shkurt të 2021. Ka dikush të kyçet lidhur me diskutim për proces verbalet? Po, shukri qëmi. Të shëkrër me zizë bashkënë? Sojledimis, konuşmalar sırasında mecliste konuştuklarımız hakkında konuşmayacağım. Bir uyarım olacak. Gündem maddelerinde bizim söylediklerimizi iyi veya kötü söylersek bunların yazılması doğru olacaktır. Eğer takip ettiyseniz noktalarla ilgili şu noktada şu meclis üyesi veya bir diğer meclis üyesi tartıştı veya ne dediği hakkında herhangi bilgi verilmiyor. Yani bizim söylediğimiz sözler orada yer almıyor. Burada söylediklerimizin belgelere geçmesi daha doğru olurdu. Çünkü bizim iyi veya kötü konuşmamız bu bizlere kalan bir şeydir. Ancak tutanağa geçmesi gerek. Sadece meclis üyesi katıldı veya ne söylediği belirtilmeden bunun yazılması doğru değil. Teşekkürler. Teşekkürler sözünüz için.
Tüm katılımcılara ve bizleri televizyonda takip edenlere selamlar gönderiyorum. Bu meclis toplantısından daha öncesinde de belirttiğimiz üzere Sayın Şükrü'ye de katılıyorum. Mecliste söylediklerimiz ve geliştirdiğimiz tartışmaların gerçekten önemli olduklarını ve bunların da kanıtlanması gerektiğini ve gelecekte de belgelenerek bizim talep ettiklerimizi de göz önüne bulundurabiliriz. Ayrıca yönetim müdürlüğünden böyle bir şeyi göz önüne bulundurmasını istiyorum. Çünkü tutanaklar, zaman zaman yapılan tutanaklarda bizim talep ettiğimiz hiçbir şekilde kanıtlanamıyor. Bizim ofisimiz olmadığı için bunları ne şekilde belgeleyebileceğimizi bilmiyoruz. Ya ofisimiz olsun ya da tutanaklara her şey alınsan, aksi takdirde ne şekilde davranacağımızı bilmiyoruz. Teşekkürler. Söz almak isteyen başkası yoksa oylamaya atıyorum. Meclis üyeleri tarafından atılan uyarılarla birlikte. Kabul edenler. ...25 evet oy. Karşı. Çekimser. Bir çekimser oy. 25 evet oy, bir çekimser oy ile kabul edildi. Yeni meclis üyesinin andı şimdi sıradadır. Merkezi Seçim Komisyonu tarafından alınan kararın doğrultusunda yeni meclis üyesinin atanması Semra İlyas tarafından Sayın Sabina Dala. Sayın Sabina Hanım, lütfen ayağa kalkın ve and içiniz. Ben sadakatli, tarafsızca ve kanunların verdiği yetkiler doğrultusunda görevimi yerine getireceğimi, meclis üyesi olarak yetkilerimi herkes için sakin bir hayatın sağlanması için tüm çabalarımı sarf edeceğim. Teşekkürler, tebrikler. Gündeme geçelim. İkinci nokta, gündemin görüşülmesi ve kabul edilmesi. Bununla ilgili sözü almak isteyen var mı? Teşekkürler Meclis Başkanı. Sayın Müdürler, Belediye Başkanı, değerli meclis üyeleri. PDK meclis üyesi grubu olarak ayrıca diğer siyasi gruplarla beraber belediye başkanı tarafından bir sonuç alındı. Siyasi partilerinin ofislerinin kapatılmasıyla ilişkin. Nihayetinde bu tür partilerin çıkarında olan bir şey, bu ofislerden uzaklaştırılmasının belirtilmesi, bizim daha önceki görüşmelerimizden de belediye mülkiyetlerini oyladık. Siyasi partileri bu ofislerden uzaklaştırdık. Aynı şekilde parti başkanları da belediye başkanı ile bir görüşme talebinde bulundular. 11.3.2020 tarihinde bir toplantı düzenlemesini istedik ve buna cevap vermedi kendileri. Bu sonuçta belediye mülkiyetindeki binanın yetkililer
2016 ve ikinci maddesinde de bu icra 15.04.2020 tarihinden saat 10'da başlayarak icrası geçirecektir. Yani bunlar tüm siyasi partilerin ofisleri için geçerlidir. Ayrıca PDK'nın ofisleri için de. Bu icranın belediye mülkiyetinin zorunlu icrası Prizren Şubesi'nde. Bu konunun belediye mülkiyetindeki binanın, dükkanın fark atar ve demirciler semtinde sokağında bulunan bina söz konusudur. Eğer bu uygulanamayacaksa polis desteği de alınacaktır. Gördüğünüz üzere diktatörlük bir şekilde bir belediye başkanı siyasi partilerine şekilde uzaklaştırdığını görüyor. Biz o oluşumların temsilcileri olduğumuzu göz önünde bulundurmuyorlar ve bugün yeni bir karar ile o siyasi partilerin temsilcileri olarak görmediğini, büyük siyasi parti olarak tüm siyasi partilerin desteğini de alacağıma inanıyorum. Biz bu oturumu, bu kararın geri çekilmediği takdirde devam etmesine katılmadığımızı söylemiyorum. Bir karar var, ancak o karar yürürlükten kaldırılmadı 2005 yılını. Tüm siyasi partilerin o kararın yürürlükten kaldırılmasına karşı çalıştılar ve bu karar düzenli oturuma engel olacaktır. Teşekkürler. Tüm katılımcılara selamlıyorum. Sözü ben de bizim huzurumuza getirilen artık bitmiş bir AKT için ne yapabileceğimizi bilmiyorum. Bu çok skandal bir karardır veya sonuçtur. Bu anda ne bu belediye başkanının ne de biz siyasi oluşumların yararında değildir. Herkesin bu binalara ihtiyaçları vardır kendi etkinliklerini sürdürebilmeleri için. 90'lı yıllarda kıyaslamalar yapmak istemiyorum. Hiçbir zaman kıyaslamalar yapılmasından yana değilim. Geçmişte olanlarla veya bizleri hükmedenlere karşı, ancak tüm kurumlardan biz uzaklaştırıldığımızda bizim etkinliklerimizi, hem siyasi hem eğitimsel etkinliklerimizi düzenlememiz çok zordu. Daha yaşlı olan bizler ne tür ortamlarda çalıştığımızı ve sonuçlarının ne olduğunu çok iyi biliriz. Bizim odalarımız, salonlarımız ofislere dönüştürülmüştü. Siyasi etkinliklerimizi geliştirdiğimiz. Eğer amaç siyasi partilerin çalışmalarını engellemekse o zaman bu başka bir şeydir. Ancak Sayın Başkan, rica ederim bu sonucu geri çek ki bu şekilde kendimiz de çalışmalarımızı gerektiği şekilde devam ettirebilirim. Gündem maddelerinde gördüğümüz kadar çok yararlı olan faydalı noktalar görüyorum. STK'lara onların çalışmaları için bir alanı verilmesi konusunda. Ancak kendi kendimize böyle bir şeyin yapılması veya oluşumlara emri vaki olarak veya polisin desteğiyle ofislerden uzaklaştırılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Amacı ne olduğunu bilmiyorum, ancak bu yükleri bize alındığında bir yıl daha bu etkinliklerin devam ettirilmesine belki karar alınabilir veya bir toplantı daha düzenleyerek bir şekilde bu durumu ortadan kaldırabilirim. Seçim yılındayız ve bilmiyorum ne şekilde devam edebileceğiz. Daha önceki oturumlardan birinde de söylemiştim. Savaştan önce konseyler siyasi oluşumlara milletvekillerine bakmaksızın etkinliklerini sürdürebilecekleri alanlar verirdi. Eğer bu şekilde ise bir kod bularak siyasi partilerin desteklenmesini, yani finansal desteğin verilmesi ve kiraları da ödeyebilme durumunda olabilirim. Şu anda siyasi oluşumlar kendi ofislerinin kirasını ödeme durumunda değildiler. Bu yüzden rica ediyorum bu sonucu geri çekin. Çünkü yerinde olan bir şey değildi. Bu sonuçları bize bırakın. Meclis olarak biz bunun üstüne gelelim.
Eğer bunu geri çekerseniz veya çekmezseniz bu oturumdan devam etmeyi uygun görmeyeceğiz. Söz Cemal Krasniçi'de. Herkese selamlıyorum. Ben de bu konuyla ilgili konuşmak istiyorum. LDK dün bu çağrıyı veya bu yazıyı aldığından dolayı çok ağır karşıladı. Çünkü daha önceki konuşmacıların da belirttiği üzere LDK'nın 32 yıllık bir siyasi oluşum olduğunu söylemek istiyorum. Milošević rejiminde bile prizrende ofisimiz vardı. O zamanda, o zor dönemlerde bu tür yazılar almadık. Ofislerden uzaklaştırılma kararı almadık. Buna çok ağır karşıladık ve hiçbir şekilde bunu kabullenmiyoruz. Sayın Başkan, sizden acilen bunu yürürlükten kaldırmanızı veya bu sonucu geri çekmenizi istiyoruz. Aksi takdirde LDK meclis grubu bu oturumu terk edecektir ve gelecek bir karara kadar biz hiçbir oturuma katılmayacağız. Teşekkürler. Teşekkürler Meclis Başkanım. Meslektaşlarımın da söylediği üzere biz meclis üyelerinin hepimizi etkileyen bir şeydir. Tüm halkı da aynı şekilde. Çünkü ofisler halkın ofisleridir. Tüm siyasi partilerin özelleştirilmiş bir şey değildir. Daha önceki rejimlerden bahsedildi. Ben de tekrarlamak istemiyorum. Ancak ben o ofisleri savunması doğru olurdu. Zorunlu bir şekilde polis desteğiyle uzaklaştırılmasının hiç doğru olmadığını düşünüyorum. Profesör Sayın Doktor Eşrem Kruzevik, eski meclis başkanı, eski belediye başkanı yaptı. Her ne kadar bu mecliste olursam olayım, ben yerimden de kalkardım. Bir Yugoslavya'nın bir kışlası burada serbestçe, özgürce tartışmalar düzenleyebileceğimiz bir yere dönüşebileceğini düşünemezdim. Burada 79 yılında Sırp polisleri tarafından çok kötü dövülmeler gerçekleşti. Ve çok zor anlar yaşayan kişiler, belki hayatlarını da kaybedenler olmuştur. Bunlar unutulmamalıdır çünkü bunlar halkındır. Eğer özelleştirilmişse, eğer birisi onu özelleştirmişse o başka bir şeydir. Ancak tüm ofisler halkındır. Buralara girmek çok doğru değildir. Çünkü adamlık bir kararın alınması ve polisle bunun icra edilmesi değildir. Yani bir güçle bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ancak 2021 yılında siyasi oluşumların kendi ofislerinden, Fatma'nın da söylediği gibi bir zamanlar odaları bile etkinliklerimiz için kullandık. Hani şekilde Sami Krasniçi'nin de belirttiği üzere. Bu yüzden meslektaşlarımın da belirttiği gibi biz de aynı şekilde PDK, NİSMA meclis üyeleri bunun geri çekilmesini istiyoruz. Çok büyük bir şey olmayacak. Yani Kosova sınırlarını almıyoruz. O halkın bazı ofisleridir. Bunlar özel ofisler değildir. Teşekkürler. Başka sözü almak isteyen? Teşekkürler. Bizim partimizin düşüncesi bu kararın gözden geçirilmesi ve ortak bir dilin bulunmasıdır. Teşekkürler. Belediye mülkiyetleri listesini oylamamız sırasında biz bunu oyladık. Durumun askısına kalmaması için siyasi partilerin uzaklaştırılmasını belirttik.
belediye başkanı tüm siyasi parti temsilcilerinin bunun olmasını ve o partiyi oyladık. Ancak bir diğer anlaşmamız siyasi partiler için ortak bir kararın bulunması yönündeydi. Yani ortak bir çözümün bulunması yönündeydi. Ve bunu da yansıtmanız ve ortak bir çözüm yolu bulunarak mecliste bloke ile karşı karşıya konmamanızı, ancak bu ofislerin de kapanması çok doğru bir şey olamaz. Bunlar ihaleye atılamaz. Meclis üyeleri tarafından da bilinmeyenler. Bununla o ihalelerden çıkartılmıştır. Bu yüzden kararı gözden geçirmenizi ve birlikte bir karara varmamız daha doğru olurdu. İlk başta Milošević ile karşılama yapmanız çok yanlış bir şey. Milošević size parasız ofis verdi mi? Hayır. 2018 yılında ben buraya bir karar getirdim. Daha önceki kararın yürürlükten kaldırılmasın. Çünkü 2016 yılının kararı ile belediye mülkiyetinin kullanıma verilmesi şekli iyi bir şey değildi. Ve bunlar özel savcılık tarafından alınan kararlar doğrultusunda bu karar alındı. Ben kararı buraya getirdim ve 2018 yılında siz bunu oyladınız. 2019 yılında en son partinin sözleşmesi sona erinmesini bekledik. Çünkü sözleşmenin devam ettirmesi veya uzatılması imkansızdır. 2019 yılının kanunu bunu imkansızlaştırmaktadır. Hem ofislerin verilmesi hem de sözleşmelerin uzatılmasına imkan verilmiyor. Ben oyladım. Açık artırmaya katılmasını ve söz konusu ofisler için başvuruda. Bunu da kabul etmediniz ve oylamadınız. Çok iyi açıkladım bunu. Bir yıldan daha uzun bir süre oluyor. En son partinin ofisi gönüllü bir şekilde serbestleştirmesi yazısını aldı ve tüm siyasi partilerle görüştük. Pandemiden dolayı daha uzun bir süre istenildi. Ben size süre tanıdım. Hiçbir şey yapmadınız. Seçimler sonrası denildi. Buna da süre verdik. Ancak konu benim elimde değildir. Çünkü bir şekilde yasaları çiğnemiş olacağım ve yasaları siyasi partilerden dolayı çiğnemek istemiyorum. Ben bunu geri çekemem. Daha önce de söylediğim gibi bu konu soruşturmadır ve bizlere kanunlar doğrultusunda yapmamız gerekenleri yapmamız lazım. Tüm siyasi partilere çok iyi bir şekilde açıkladım. Devam ettirilemeyeceğini ve sözleşmelerin uzatılamayacağı konusunda ve doğru olmayan şey siyasi partilerle görüşmediğim, tüm siyasi partilerle görüştüm. Hem LDK, hem Sayın Simir Bey'le, meclis başkanıyla da herkese durumun ne olduğunu belirttim ve kanunlar doğrultusunda çalışmamız gerektiğini söylüyor ve kanun da bunu söylüyor. Ben siyasi partilerin taleplerinin doğrultusunda bunları çiğneyemem. Durum budur. Teşekkürler Meclis Başkanı. Sayın Meclis Üyeleri, basın mensupları, sivil toplum kuruluşları. Bir sorum olacak Başkan. Daha önceki karar. Şimdi bu sayıyı yap ve bunu yürürlükten kaldır. Hiç kimse kanunları çiğnemeden yana değil. Herkes kanundan yanadır. Ancak sen bunu ne şekilde bu tehditleri gerçekleştirdiğini, bu senin mülkiyetin değildir. Evine de alamazsın. Polisleri getireceksin, ofisleri kapatacaksın. Daha sonra ne yapılacaktır? O şekilde mi bırakacaksın? Deforme olmasına mı bırakacaksın, izin vereceksin? Doğrusu,
Şimdi daha önceki konuşmacılar da belirttiği üzere gözden geçirin 2005 yılının kararını bir gözden geçirin. Hiçbir siyasi oluşum ile sen sözleşme bağlamadın. Eski belediye başkanları bunu yaptılar. Neden onların sorumluluklarını sen üstleniyorsun? Sözleşmelerin süresi doldu. Meclisin sorumluluğu ise meclise bunu ver. Teşekkürler. Belediye başkanı bana yöneldiği için sözü almak istiyorum. Ben senin belirttiklerini söylemedim. Meclis üyesi arkadaşlarım söyledi. Ben daha ağır bir şekilde söylerdim. Onlar söyledikleri için tekrarlamak gerekmedi. Benim söylediklerim vatandaşların çıkarlarını korumadan yana olmasını söyledim. Bu ofisler özel ofisler değil, halkın ofisleridir. Her vatandaşın ofisleri oradadır. LDK'nın veya AK'nın, PDK'nın, NISMA veya hangi partinin olursa olsun bu sorunu kendilerine bir seçenek bulduğunu biliyorum. Siz bir çözüm buldunuz, ofis aldınız, ödüyorsunuz çünkü şimdi paranız da var, kendinizi çok iyi bir şekilde rahatladınız. Ancak başkan, aynı Milošević'in döneminde gibi değerleri kullandılar. Onlar bizi zorla çıkarttılar. Kurumlardan bizleri çıkarttılar. Arnavutların çalıştığı ofislerden, polislerle desteğiyle de belediyede de çalışanlar bu şekilde dağındılar. Odaları bile siyasi partilere dönüştürdüğümüzü söyledi arkadaşımız. Sokakları da kendi ülkemizdeyiz, pandemi dönemindeyiz. Nasıl halkı, vatandaşları sokağa atacaksa neden durumu buraya getiriyorsunuz? Kıyamet mi kopacak o ofiste dururlarsa? Bekle o zaman pandemi bitsin ve meclis bunun kararını alsın. Neden bunun senin yükümlülüğünü üstleniyorsun? Ne hapse götürmezler? Her tür karar var aldın burada. Bir yolu bile açamadın. Bir evin izinsiz yere inşa edilmesini yıkamadın. Şimdi ise polisleri siyasi partilerin ofislerine götürmek istiyorsunuz. Orada mantıksal sandalyeleri uzaklaştırmak istiyorsunuz. En başta da söylediğim gibi belki en kötü başkan olarak anılacaksın. Hatta tüm belediye başkanlarının sizin arkanızda olanların orada resimlerinin olmasını önermek istiyordum. Çünkü herkesin burada iyi bir eylem bıraktığını, ben her ne kadar senin söylediklerine katılmazsam, sen iktidardasın, ben muhalefetim. Ancak yaptığın iyilikler bir yerde yazılacaktır. Ancak bu sadece kötülük olarak yazılacaktır. Çünkü burada kazanacağın pek bir şey söz konusu değildir. Bana cevap verme çünkü hiç gerek yok. Tüm meslektaşlarına selamlıyorum. Sayın Başkan, kanunlar doğrultusunda bu kararını destekliyorum, tebrik ediyorum. Meclisin geçen toplantılarında da siyasi partilerin yasa dışı bir şekilde ofisleri tuttuklarını söylemiştim ama bunlar serbestleştirilmesi lazım ve kamunun yararında ve faydalı bir şekilde kullanılmasını ve en kısa zamanda serbestleştirileceğini ve bu binaların sanatçılar, kültür eylemlerinin çok gerekli olan ve çok uygun durumdadırlar. Kültürel tekliflerin artırılması için umarım siyasi parti temsilcileri sakinleşir ve bu kararı kabul edeceklerini ve daha uygun yerler bulacağını umuyorum özel yerlerde. Teşekkürler Meclis Başkanı, Belediye Başkanı, müdürlükleri, meslektaşlarımı, medya, sivil toplum kuruluşları ve tüm katılımcıları selamlıyorum. Başkanın yasaları çiğnemek istemediğini söyledi.
çok normal ve kabul edilebilir bir şey olduğunu. Ancak siz bir kararı çiğnediğinizi düşünüyorum. Meclisin aldığı bir kararı çiğniyorsunuz. Siz daha önceki kararı iptal etmeden bunu yapıyorsunuz. Sayın Başkan, biz halkın temsilcisiyiz. Aynı sizin olduğunuz gibi. Biz bir karar alıyoruz. Sivil toplum kuruluşları için veya değişik kuruluşlara alan ayrılması için bir karar alıyoruz. Tabii ki bu topluluğun ve belediyemizin yararında olan bir şeydir. Biz karar alanlar olarak vatandaşın yararında alınan kararlar en zor bir karar almamız gerekiyor. Ancak şimdi ne zamanının doğru olduğunu ne de bu yolun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden etkinlikleri normal bir şekilde düzenleyebilmeleri için ve sadece bugünkü meclis gündeminin 16 noktasının gerçekleşmesi için siz yansımada bulunmanız lazım. Bir karar almanız lazım. Kısa bir görüşme gerçekleştirerek meclis üyeleri, şefleriyle eğer yol bulabilirsiniz bulursanız, yoksa en azından bizlerin şeffaf olmamız lazım halkın huzurunda, bizleri seçenlerin huzurunda. Biz çözüm yolu bulmak istediğimiz yana olduğumuzu söyleyebiliyoruz ancak yapamıyoruz. Ancak başka seçim yolu bulmak istemediğini yansıtma. Belediye başkanı olarak saygıma karşı sizden bir kez daha bu kararı gözden geçirmenizi değil, bu parlamenter grup şefleriyle görüşmenizi ve doğru bir karar almanızı öneriyorum. Teşekkürler. Herkese selamlıyorum. Parlamenter grup şefi burada bulunmadığı için bu yükümlülüğü ben üstlendim. Çok önemli noktalar söz konusu olduğundan ben belediye başkanından parlamenter grup şefleriyle, muhalefet şefleriyle görüşmesini ve bir çözüm yolu bulmamızı öneririm. Ortak bir yolun bulunması için. Çünkü bugünkü oturum, bugün de maddeleri doğrultusunda çok özel önemliliği var ve çoğu vatandaş bu noktaların geçmesini bekliyor. 15 dakika bir ara vererek parlamenter şef gruplarıyla görüşülmesini ve bu noktaların geri dönüp gözden geçirilmesini öneriyorum. Bir saat kaybettik. Çok basit olan bir konu için. Ayrıca pandeminin kurallarını da çiğniyoruz. Pandemi durumundayız. Bu takvim yılının sonuna kadar belki çalışmalarımıza devam etmemizi. Ocak'ta geri dönüp görüşürüz ve bu çok basit bir şeydir. Bizlere de sorumluluk kalmış olmaz. Bu yapmak istediğin şekil belirlediğiniz tarihte gerçekten suç örgütü olacağız. Oraya zorla gitmek istediğimizi, ofisleri kapatmak istiyorsunuz ve bu sorumluluk size kalmıştır. Biz o gün polisin huzuruna gelip direnmek istemiyoruz. Sorumluluk size de, orada çeşitli malzemeler var ve bu sorumluluğu üstlenemeyiz. O malzemeler korunabilir mi, korunamaz mı? Bunun sorumluluğunu siz alabileceksiniz. Orada şiddet kelimesi bahsediliyor. Veya zorunlu olarak tüm siyasi partilerin suç örgütleri olduğunu, sadece Vedven dosya çalışmasını yapan bir parti olarak burada gösteriliyor. Daha fazla sözümü uzatmak istemiyorum çünkü yanlış yönde veriliyor konuşmalarımıza. Biz yolumuzu biliriz. Yılın sonuna kadar çalışmalarımıza devam edelim ve Ocak'ta buluşuruz. Sağlığımız sağ isek görüşebiliriz.
İlir meslektaşımızın söylediğinden üzgünüm. Doğru bir karar olduğunu söylüyor. Tüm siyasi partiler bunu karşı geliyor. Bu beyefendi belki şahsi sebeplerden dolayı, belki sahip olduğu herhangi bir kuruluştan dolayı bunu destekliyor. Sen 2-3 senedir siyasetle alınıyorsun. 2-3 senedir siyasettesin. 30 senedeyiz. Yani önemliliğini bile bilmiyorsun bunun. Halk kendisi siyasi partidir. Bu yüzden Sayın Başkan, uygun olan veya doğru olan orada bulunan binalardan bu kişilerin çıkarılması doğru değildir. Çünkü Fatma'nın da söylediği gibi orada malzemeler var, çeşitli materyaller var, arşivler var siyasi partilerin ofislerinde. Bu yüzden bunu gözden geçirmenizi rica ediyorum. Teşekkürler başkan. Belediye başkanına söylemek istediğim, hepimiz kararı uyguluyoruz. Biz kanunları çiğnemiyoruz. Bunların yanı sıra, bu ofislerin yanı sıra bu Beyaz Ev'de de bir ofisimiz olması gerektiğini söylemek istiyorum. Çünkü siyasi partiler aşağı yukarı geziyorlar ve o görüşmelerimizi gerçekleştireceğimiz bir yerimiz yani o ofislerin yanı sıra Beyaz Ev'de de bir ofisimizin olmasını talep ediyorum. Teşekkürler. Meclis Başkanı, Belediye Başkanı, müdürler, meslektaşlarım, basın mensupları ve tüm katılımcıları sınavlıyorum. Beni etkilendiren belediye başkanının kanunları çiğnemek istemediğini söylemesi. 4 yıldan beri çok fazla kanunları çiğnediniz. Yani ve onu da 2 ayak ve 2 elle çiğnediniz ve şimdi de burada bu kanunların çiğnenmemesinin anı geldiğini düşünmüyorum. Sizin eyleminizin, gücünüzün bir göstergesi ve demokrasiye bir zarar vermeden başka bir şey olmadığını düşünüyorum. Eğer siz kanunlara aykırı eylem göstermek istemediğiniz doğru olsaydı, Külhan Pazarı'nın kaç seneden beri sözleşmesi bitti ve kiraları, orada bulunan dükkanlardan kiraları alıyor. Aynı şekilde Fatoni Pazarı da aynıdır. Neden burada da aynı şekilde kanunları uygulamıyorsunuz ya da sadece size uyan yerlerde mi kanunları uyguluyorsunuz? Hangi kanunlar gereğince bu pazarlar kullanıyor? Kanunları burada da kullan ve bunları serbestleştir. Çok fazla karar aldık burada ve uygulanmaya girilmeyen. Kanunlar sana sadece senin çıkarının olduğunda ve başkasına zarar verdiği yerlerde geçerlidir. Bu senin işlenliğine kalan ve sizin sorumluluğunuza kalan bir şeydir. Sözü almak isteyen başka biri var mı? Sayın Cemal, birinin siyasi tecrübesinin olmasının gerekli değildir. Sadece biraz okuması ve kanunu okuması yeterlidir. Belediye dükkanlarını kendi ihtiyaçları için kullanılmasına izin vermiyor. Tüm siyasi partiler parlamento partileridir ve bunların da merkezi bütçeden finans aldığı gerçeği doğrudur ve bununla şehrin ortasında veya göbeğinde olan o binalar bağımsız sanatçıların kullanabileceği veya müzelere dönüştürebileceği, turizm tekliflerini arttırabileceği faydaların sahip olduğunu düşünüyorum. Ben sivil toplumdan geldiğim çok doğrudur ancak kötü anlamda şaşırıyorum. Siyasette tecrübesi olanlar nasıl aşağılanmalı diller konuşulduğunu veya bu tür
suçlamalarda bulunduğunu görmedim. Gerçekten bu düzeyden çok şaşkınım. Sadece mecliste değil, onun dışında da meclis üyeleri tarafından kullanılan diller hiç uygun değildir. Teşekkürler. Herkese selamlıyorum. Belediye başkanının 4 senedir bu makamdadır ve kendi yükümlülüklerini veya kendi yetkilerini bilmiyor. Bir karar yürürlükten kaldırılmadığı andan siyasi partiler bunları göndermesi çok kanunlara aykırı bir şeydir. Sadece mahkeme bunu yapabilir. Çünkü bir karar yürürlüktedir. Eğer karar yürürlükten kaldırılmışsa biz sözleşmenin devam edilmesinden sonra da bu ofisleri serbestleştirmediysek o zaman bu şekilde zorlu bir şekilde gidilebilir. Ancak konu hala yürürlükte iken mahkemelere gidebilirsin. Sen meclisin kararlarının üzerine çıkamazsın. Bu Beyaz Ev'de parlamenter gruplarının Ekrem Krezyon'un zamanında ofisleri vardı. Siz siyasi parti değildiniz o zamanlarda. Sokaklarda oturuyordunuz. Ancak Bodrum'da ofisleri vardı. Her siyasi partinin mecliste de ofisleri vardı. Eğer siz bu ofisleri acıyorlarsanız, ilir çok tarihi mirastan uygulandığı için Prizren'in tarihi miraslardan binlerle proje getirdi bugün buraya. Sadece kendisi tarihi mirası biliyor. Sadece bu kendi şehrini seviyor. Sadece bu sanatı seviyor ve sadece o kültürden anlıyor. Bunları bırakın ya. Prizren için herkesin ne yaptığını herkes çok iyi bilir. Sivil toplum kuruluşlarıyla da çalışmaların o zamanlarda çeşitli söylentiler vardı. Burada dürüst vatandaş olarak görünme. Ben konuşurken o beni dinlesin. Eğer repliğe ihtiyacı varsa tamamlayıncaya kadar ben onu dinleyeceğim. Yaptığın tepkinin kendisi de benim söylediklerimin doğru olduğunu söylüyor. Sakin olsaydın tepki göstermene gerek olmazdı. Bu yüzden karar aldınız, hiç sorun değil. Polisle birlikte sen de gelin, biz sizlere kahve atarız. Ofisleri de alın, hepsini yapın. Ancak unutmayın, hüküm geçicidir. Yaşam hükümden daha uzundur. Eğer bir kişi siyasi partileri binlerce mülkiyetin vardır, zapt edilmiş ve ticari işlemlerin geliştirdiği hiçbir yazı göndermediniz. Düzenleme planların vardır. Binalar, taksalar ödediler, vergiler ödediler. Siz vatandaşları çukurda bıraktınız. Siz bıdık alans. Ben ofislerinizi kirasını ödeyeceğim. Bu yönetimin diktatına sadece uymamanız için. Bunlar demokrasinin ne olduğunu bilmezler. Bunlar siyasi partilerin ne olduğunu bilmezler. Ne de serbest sözün ne olduğunu bilmezler. Hiç yorulmayın. Hiç geri çekme bu kararı. 15'inde polislerle birlikte ben sizi bekleyeceğim. İcrayla beraber bir kahve atacağım. Sandalyeleri, masaları, ofisleri alın ve bu yüze sahip olmanızı temenni ediyorum. Çok yanlış söylemler var. İlk başta sözleşmesiz olarak pandemi zamanında, seçimler zamanında da durduğunuz için teşekkür etmeniz gerekir. Ancak konu
gönüllü veya serbest bırakılmasının karşısına bunu ne durduramam ne de hızlandıramam. Benim 1,5 yıldan beri sizin yansımada bulunacağınızı bekledim. Ancak kanunlarda hiçbir olasılık yoktur. Eylemsizlik de bir suç göstergesidir. Sözleşmenin süresi dolan tüm oluşumlara, bunlar siyasi parti olsun, işletmeler olsun veya bireyler olsun, herkese bildiri gitti. Kanunlar doğrultusunda bir bilgi daha aldım. Yetkililer savcılık tarafından da sorgulandılar ve anlamanız gereken bunu ne durduramam ne de iptal edemem. Çünkü eylemsizlik de bir suç işlemidir. Siyasi partilerin merkezden finanse edildiğini biliyoruz. Merkezi Seçim Komisyonu'nda ve diğer her şey için finansman alıyorlar. Ancak daha önce de bahsettiğim üzere görüşmeleri yaptığımızda parlamenter gruplarla bir karar oylayabiliriz subvansiyonlar için. Ancak o ofislerde devam ettirilemez. Hiçbir olasılık yoktur bunu ne iptal etmek ne de durdurmak. İsterseniz bir kez daha siyasi parti oluşumlarıyla görüşebiliriz. Meclis Başkanı, eğer bu sonuç iptal edilirse biz çalışmalara devam edeceğiz. Yoksa belediye meclisleri kanunların üzerinde değildir. Bir yanlış bilgi daha. Yani kanunların üzerine olan hiçbir şey yoktur. 2006 yılında bir karar vardı. 2019 yılında yeni bir karar var ve bununla da yürürlükten kalkan pek çok karar vardı. Yani yasalara uygun olmayan kararlar. Meclisin bir yönetmeliği veya bir kararı kanunlara aykırı olamaz. Her kanunlara uygun olmayan tüm yani bunu görürlükten de kaldırılması gerekmez meclis tarafından. Teşekkürler. Bu sonucu kendi imzaladı. Biz oturumu devam etmeyeceğimizi söyledik. Mungesë të korumit atëherë seancën mbyllët, vazhdojmë me një seancë tjetër, do t'ju njoftojmë për datën e kurrë.